Örgü aşkım, YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle yine çok güzel bir örgü anlatımı yapmaya çalışacağım. Ee, i̇plerim Alize Diva arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın çok kalın bir ip değildir. Yazlık örgülerde kullanılan bir ip. Ama tabi yapacağımız modeli bebe yünüyle de veya lifiyle de yapabilirsiniz. Her türlü ipe uygun bir model yapacağız. Evet hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelinizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen pembe ipimizle başlıyoruz. Şöyle sıkılama zincirimizi çektik toplamda arkadaşlar iki tane model göstereceğim. model anlatımı yaptığım için uzun bir parçada değil de şöyle küçük bir parçada göstereceğim. i̇ki tane modelim içinde kenarlarıyla birlikte toplamda 30, 32 tane zincire ihtiyacım var. 32 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane de kenarda fazla kalsın. Evet arkadaşlar bu şekilde 32 tane zincirimizi çektik. Bir tane de fazla çektim. Altta kalsın arkadaşlar ne olur ne olmaz. Şimdi bir tane şöyle tutuyorum burayı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp tuttuğum yere batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bakın buradaki zincirlerle birlikte iki tane olmuş oldu. Toplamda 33 tane ikili trabzanımız pardon 32 tane ikili trabzanımız olacak. Bakın hiçbir zinciri atlamadan şöyle görüntü netleşsin. Batıyorum. Tek katına batıyorum. Çekiyorum. Batıyorum. 2 defa da çekiyorum. Çok sık bir örgü de yapmıyorum. Ben sadece model anlatımı yaptığım için böyle küçük bir parçada anlatıyorum arkadaşlar. Siz bunu nerede uygulamak istiyorsanız hangi örgüde yani diyelim battaniye yapacaksınız. Battaniye ölçüsüne göre zincir çekip o şekilde yapmanız gerekecek. Veya yelek veya hırka nerede kullanmak istiyorsanız arkadaşlar bu model gerçekten her türlü örgüye uygun bir model. Evet bu şekilde bakın. Şöyle trabzanlarımı başladım. Başa kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 32 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın şuraya değil bu zincire bu zincirin trabzanı burası arkadaşlar zaten o yüzden bir yanındakine batarak çekiyorum ve ikili trabzan yapıyorum bu bir bu da iki oldu şimdi buraya bir zincir tığımın üzerine alıyorum bunu atlayıp buraya batıyorum ikili trabzan zincir çekmiyorum tığımın üzerine alıyorum hemen bir yanındakine batıyorum ikili trabzan. Bu şekilde kutucuklar oluşturacağız. Kutucukların arasına sadece bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp bakın buna değil buna batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Hemen bir yanındakine bakın buna yaptık. Bir yanındakine batarak şöyle çekiyoruz iki defa da bir tane zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum bunu atlıyorum buna batıyorum tığımın üzerine alıyorum bir yanındakine batarak yine kutucuğumu bakın oluşturdum burada şöyle göstermek istiyorum Bakın iki tane yan yana bir zincir bir boşluk. İki tane yan yana bir zincir bir boşluk. Bu şekilde kutucuklarımız oluşacak. Hemen hızlıca tekrar gösteriyorum. Bir zincir tığımın üzerine aldım. Bir tane atladım ikinciye. Battım. İkili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Hemen bir yanındakine battım. İkili trabzan. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Buna değil buna batıyorum yanındakine ve bu şekilde bakın. Kutucuklarımız daha da belirginleşti. Şimdi sıra başına kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar bakın geldik sıranın sonuna şöyle ve bir zincir çekiyorum yine. Son kısmı da göstermek istiyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum. Bakın burada son zincirim kaldı. Öbür trabzanımı da bu zincirin üzerine yapıyorum. Şöyle iki katlı olarak batarsak daha sağlam olacaktır. Şöyle açayım arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde pardon kameram sallandı. Bu şekilde batarak ikili trabzanımı yaptım ve tamamladım. Şimdi bir zincir çekip çeviriyorum. Bakın bu sırada bir zincir çekip çevirdim. Ve hemen kendi içine şöyle göstermek istiyorum. Bir tane batıyorum. Bir tane de buradaki trabzanın başına batıyorum. İki oldu bakın burada. Şimdi bu ortaya batıyorum. Kutucuğun içine. Şöyle batıyorum. Evet şimdi bu trabzanın başına batıyorum. Sık iğne. Bu trabzanın başına batıyorum. Sık iğne. Buradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. Evet bir iki kutucuğu doldurduk. Hemen bir tane daha yapalım. Bu kenar kısımlar arkadaşlar burası şu anda. Kenar kısmı ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz şimdilik ben bu kadar bırakacağım son olarak bu ortaya batıyorum ortaya battıktan sonra şöyle çeviriyorum bakın 1 2 3 tane trabzan yaptık yani 2 4 6 tane çevirdim tığımın üzerine aldım bakın şu gerideki şuradaki bakın şöyle gidiyorduk sıra bunda bu trabzanda bu trabzanın tepesine değil de şöyle içinden batarak altından batarak 1 ikili trabzan yaptım bakın bir tane şöyle göstereyim tekrardan aynı yere batıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Bakın buradan şöyle dibinden batıyorum. İpimi çekip kaydırma tekniğiyle kaydırarak kapatıyorum. Sık iğne yapmadım orada. Tığımın üzerine aldım. Çeviriyorum bakın. 2 tane yan yana trabzan vardı. Bunun altından geçerek buraya da 6 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane de bu tarafa yaptım ve modelim ortaya çıktı. Şöyle çeviriyorum yine devam edeceğim şimdi sırada iki tane trabzanım var bakın bu iki tane trabzanın başlarına yine batacağım şöyle bu birincisi sık iğne bir yanındaki sık iğne ortaya batıyorum sık iğnemi yapıyorum Evet ara boşlukta ne kadar bırakmak istiyorsanız Kendiniz yine ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben arasına da şöyle iki tane boşluk bırakacağım. Yani üç tane yine üçlü trabzan yapacağım. Bakın, şunlar iki bir oluyor, iki ve bunu da bırakacağım. Evet, bakın bu şekilde birincisi burada, İkincisini de hemen şuraya yapalım. O zaman tekrardan bir tane daha yapmamız gerekiyor. Şöyle tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şu bizim modelimiz. Bakın burada 2 4 6. 6 tane yaptık. Ortaya batalım ve çevirelim. Buradan devam ediyoruz. Bakın şu altı tane kalıyor. 7 ve 8'inciden devam ediyoruz. Şöyle aldık bakın içinden geçtik. Tutalım şöyle. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim, şöyle içinden geçirdim, çıkarıyorum, kaydırma tekniğiyle de kaydırdım. Tığımın üzerine alıyorum, bakın, şöyle çevirerek şuradan çıkarıyorum. İki tane yan yana trabzanım vardı. 1, 2, 3. 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım şimdi yine bakın burada 1 2 3 yani ikili olarak 2 4 6 tane trabzanım var hemen pardon tığımın üzerine almadan bu şekilde buraları da sık iğne yaparak devam ediyoruz Bakın her trabzanın tepesine mutlaka yapıyoruz. Burada iki trabzan var. iki tane. Burada bir tane zincir var. Onun altından batıyoruz. Evet bakın burada iki tane trabzan kaldı. Hemen bu birincisi. Bu da zincire batarak ikincisini yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 zincir çekip çeviriyorum. Şöyle, bakın modelimiz çıktı. Buradaki ara arayı uzatabilirsiniz, buradaki arayı da kısaltıp ya da uzatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz, renk geçişi yapacağız. Üç renk kullanacağım ben. Şimdi renk geçişi için önce kendi renginden zemin hazırlamamız gerekiyor, bir alt renkten. Buna değil buna batıyoruz. İki tane trabzanım oldu bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın bunu boş bırakıyorum buna. Artık yerimiz belli. Buradaki iki trabzanın tepesine yapıyoruz. Bakın. Yaptım. Şimdi buradaki iki trabzana geçeceğim. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki iki trabzanı bir şöyle tekrardan bakın burayı göstereyim. Şu bir şu ikinci trabzanın. Bu da ikinci trabzanın tepesi pardon. Evet bakın bu şekilde 2 4 6 tane oldu yine buraya gelene kadar. Bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine alıp bakın burayı atlamayalım. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine aldım. Tekrardan aynı yere battım. İkili trabzan. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şöyle açalım. Buradaki iki trabzanın tepesine yapacağız. 1 ve 2. Bakın oldukça kolay gerçekten. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum buraya. 1 ve bir yanındakine bakın şöyle bir iki tane var üst yan yana onların üstüne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine bunu atlıyoruz buraya. Zincir çekmeden bir yanındakine. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp bu boşluğa. Zincir çekmeden aynı yere. Bir zincir çektim. Buraya zincir çekmeden bir yanına bir zincir çektim bunu boş bıraktım buraya zaten yerleri belli bir zincir çekiyorum ve son olarak buralara batarak tamamladım Evet şöyle göstermek istiyorum bakın Şimdi krem ipimizle geçiş yapacağız. Hemen krem ipimi aldım ve buraya bağlamak istiyorum. Dilerseniz ipe bağlayabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bakın çevirdim. Bir zincir çekeceğim. Şöyle iyice sıkıştırdım. Şu ipi alttan yürütebilirsiniz arkadaşlar sağlam olması açısından. Evet Şimdi beyaz ipimizle bakın şöyle kendi içine bir tane battık. Bir yanındakine batıyoruz. Bakın buradaki boşluğa batıyoruz. Alt sırada yaptığımız gibi. Bakın buradaki trabzana batıyoruz. Yanındaki trabzana batıyoruz. Devam ediyorum. Buradaki boşluğa batıyoruz. Şöyle burayı geri alalım. Tekrardan batalım. Buradaki ipimizi keselim. Hem kafamız karışmasın. Siz daha da ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle kafa karışıklığı olmasın diye şuradan kestim. Evet. Devam ediyorum. Bakın. Şuradaki trabzan. Bir yanındaki trabzan. Ve buradaki boşluk. Şimdi geldik ortaya buraya. Buraya geldik. Hemen bakın şöyle ayırıyoruz burayı. Bunların arasında zincir yok arkadaşlar. Şöyle ayırdık. Ve buraya 6 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 ikili trabzan yapıyorum o yüzden biraz hızlı geçtim aynı işlem olduğu için 6 tane yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 6 trabzandan sonra 5 tane zincir çektik tığımızın üzerine almadan şöyle geçirdik çekiyoruz bu şekilde de çekerek tamamlıyoruz şimdi dönüyoruz bakın tığımızın üzerine aldık şuradan battık çevirdik daha kolay çalışmak için çevirebilirsiniz. 2 3 4 Pardon, 4'te kaldı. 5 ve 6. 6 tane tırabzanımızı yaptık. Evet bakın modelimiz biraz daha belirginleşti şu anda. Çeviriyorum. Hemen sıradaki yerden batarak bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki boşluğa, buradaki trabzanlara, buradaki boşluğa, buradaki trabzanlara. Bakın yine buradaki boşluğa battıktan sonra aynı yere geldik. Tığımın üzerine alıp buradan batıyorum ve aynı işlemi yapmaya devam ediyorum 6 tane trabzan yapacağım hemen burayı da tamamlayayım arkadaşlar hızlıca Evet arkadaşlar bakın bunu da tamamladım şöyle üçüncü renk olarak da açık pembeyi devam edeceğim ben ama onu kamera arkasında büyük bir parçada denedim tekrardan göstermeme gerek yok şu dönüşü de göstereyim sizlere 3 zincir çektim buna değil buna batıyorum bakın ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim şuna değil şuna bakın batıyorum bir yanındakine de batarak yine kutucuklar oluşturacağız buraya bakın bu şekilde kutucuklarımızı oluşturacağız bir zincir bakın buna değil buna batıyorum Evet bakın bu şekilde devam edecek Pardon bir zincir sonra yine buraya ortaya batıyoruz aynı şekilde zincir çekmeden ortaya tekrardan batarak yuvamızı da yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Modelimiz bu yuvalara sonradan dönerek yine buradaki modellerden koyacağız ve bu şekilde devam edip bitecek. Evet, ben model anlatımını yaptım arkadaşlar. Şimdi kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasında böyle büyük bir parçada denedim. Ara sayılarını değiştirebilirsiniz, ara sayılarını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Farklı bir görüntü elde edersiniz arkadaşlar. Bu modeli farklı ipler kullanarak hem bebek yeleklerinde, hem normal yetişkin yeleklerde, hem de battaniye yapımında kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca bu iple de çanta olarak yaparsanız çok güzel olacağını düşünüyorum. Hemen arka tarafını da göstermek istiyorum. Bakın arka tarafı da bu şekilde oldu modelimizin. Evet Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.